Merhaba arkadaşlar, şu an Ankara McFit Cepa'dayız. Yanımda... Söyleme, sürpriz olsun. Tamam, yanımda bir arkadaş var. Çok, bazılarınız çok seviyor, bazılarınız nefret ediyor. Boş. Evet, boş bir adam kendisi de dediği gibi. Çekiyor mu şu an? Çekiyor, dur. Bu niye yok? Bu gidebiliyor arada. Bugün bir çekiş antrenmanımız var. Hocamız bizi, aynen bu açıyı, hocamız bizi yönlendirecek. Ben şu andan itibaren sadece bodybuilding parametrelerinde antrenman yapacağım. Çünkü şekilci bir döneme girdim. Ama çok öyle squat falan. Ama dizlerin iyileşene kadar bodyci sayılmazsın. O yaralar geçene kadar. Evet, doğru. Hala bir powerlifter. Antrenmana başlamadan var mı söylemek istediğin şey? Ne demek istersin? Dostlarım merhaba, nasılsınız? Bugün pazartesi. Pazartesi aslında göğüs yapmadığımda çok demotive oluyorum ama bugün güzel bir sırt yapacağız Fırat kardeşim. Evet, çok güzel olmayacak sanırım, sıra bekleyeceğiz çünkü. Bir süre Ankara'dayım arkadaşlar. Hocamı ziyarete geldim. Hoca deme lan. İşte geçen diyeti tek başıma yapmıştım, iyi olmuştu ama bir de birebir sürekli takipte işi daha iyi bilen biriyle yapmak nasıl olur onu da göreceğiz. Yani ben diyet konusunda hiçbir iddiam olmadı hiçbir zaman. Diyet yaptırırım da yani o kadar kurumak çok zor abi. Zor yani hocam. Yine zor olacak muhtemelen ama biraz bayağı bir işkence çekeceğimizi düşünüyorum. Üşenmezsek, mesela ben çekim konusunda çok üşengeç. Üşenmezsek umarım hepsini bu kez çekebiliriz. Yani o konuda da umarım ben de motivasyon kaybetmem. Şimdilik iyiyiz. Lat pull down'la başlıyoruz, hadi bakalım. Bence yanlış yapıyor. Çok savuruyor, çok geri gidiyor. Ama adamın daha ilk setinin intensliğine bak. Senin kanalın olduğun için itiraz etmeyeceğim. Adamın ilk setinin intensliği, ben de aynı ağırlığı deneyeceğim, bakayım olacak mı yani. Çok sürekli full goy goy olmasın video. Şimdi burada bayağı ağır bir kilo yapacağım ama oldukça fazla cheat yapacak şekilde yapacağım. Sadece cheat'te şunu yapabilmeniz önemli. Hedeflediğiniz kas grubunu hissetmeniz lazım. Eğer hissetmiyorsanız çok daha farklı. Ön koldan başlayın da ön kol, işte brachialis, üst trapezler gibi birçok yeri hissedebilirsiniz. Cheat yaptığınızda negatifteki direnci tamamen hedef kasınıza bırakmanız lazım. Yani cheat çekiminde çektin artık kolundan, trapezinden ama negatifindeki tüm yükü hedef kasa vermeniz lazım. Şimdi form bok gibi gözüküyor. Ben Branch Warren'ı ilk böyle şeyler yaparken izlediğimde salak ne yapıyor falan diyordum. Branch Warren'a da salak demezsin be. Ya işte şey, bir süre sonra tecrübe edildi anlaşılıyor. Hiçbir pro hiçbir şeyi yok yere yapmıyor. Adamın strap'ini takıyorum ya. Var mı böyle bir şey ya? Şimdi bu dönemde diyet olayını da Güray'la yaptığım için birazcık onun koçluğu da söz konusu olduğu için yeni şeyler deneyip yeni şeylere açık olmak için de antrenmanda verdiği bütün bodybuilding tüyolarına uymaya çalışıyorum. Mesela hayatımda yapmadığım kadar garip bir itiş günü yaptım. Çok şimdi, tuhaftı ama iyiydi. Ben artık çok gelişmem ama sen natural olduğun için iyi gelişeceksin. Yeah. Yani bok gibi antrenman yaptığın için şimdi iyi antrenmanla gelişeceksin. Kaçtan kaçartır? Şakaydı. Şakaydı. Kaçtan kaçartır? 48'de yapamıyorum. Çok akıl verme. Neymiş ya? RPE 11.
72. Evet arkadaşlar, full stack. Adettendir. Adettendir. Ama bu seti çekme bence. Full linç yeriz. Ya da Fırat, bu kim o? Bu malla bir daha idman yapma diye belki yorum gelir. İyi olur ya. Ben seviyorum öyle yorumlar. Ben öyle. Kalpler sen. Bayağı beni motive ediyor. Kalpler diyor. Sen olur. Bu arada ben deminkiyle 5 yaptıktan sonra nasıl hayatta bunu denemem. Hadi bakayım. O yüzden ben düşeceğim arkadaşlar ama bu adam devam ediyor. Bir daha yapsana. Şimdi 5 setinde kesinlikle böyle yapmamanız lazım. Ama bunun gerçekten kas üstüne şoklayıcı bir etkisi var. Şaşırtıyor musun bizi? Şaşırtıyor biraz. Ne oluyor? Hadi. Ben artık düşürürüm hocam. Deminki. Ben de düşüreceğim. Deminki senin, bu benim deminkiydi yani. Ben aynen. Bu da cheatsiz sayılabilecek bir set. Güre'ye sorarsanız ama bence baya baya cheatli. Küçük çıkarsam atmıyor. Baya iyisin. Biraz dik yapıyorum. Bunu fark ettiyseniz. Ya ben zaten karşı olduğumu düşündüğüm her şeyi deniyor olacağım seninle. Ya sonuçta bunu çekiyorsun değil mi yani? Sırtının bir yeriyle çekiyorsun. Benim amacım da o bölgeyi geliştirmek. Biraz daha üst işte. Ha, okey. Ben izole bir şekilde momentum almadan direkt trapezinle çekiyorsun. Evet, trapezim o yüzden benim... Ben aslında dik yaptım. Postural bozukluk o. Çok iyi trapezimde orta sırt. Latlerim mesela hiç yok. Ben aslında dik yapsam da bayağı latlerimi hissediyorum. Ben hissederim. Çünkü niye biliyor musun? Barı yukarı doğru değil de kendime doğru şöyle yaklaştırmaya çalışıyorum. Karnıma doğru. Deneyerek bulacaksın. Hadi bakalım. Ben de şu an çok iyi formumda değilim. O yüzden derken sen... nasıl gözüküyorsun ama var ya. Senle beraber... Ben de değişeceğim yani bayağı. İyi, güzel bir değişim ikilisi. Şimdi burada işe başladıktan sonra bayağı bir kilo verdim. Biraz daha Fırat'ın sayesinde motive olup. Zaten bir araya gelme amacımız oydu, birbirimizi itme. Bayağı yağsızım aslında şu an ama çok yani bulk'ta çok tercih edilen bir şey değil o recovery. Evet, yine bir full stack.
her şeyden bağımsız bu adamla böyle antrenmanlar yapıp gelişmezsem de herhalde bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar, komple salacağım süreci. Normalde çıkmıyorum bu kilolara bu kadar. Hile yapıyorum hayvan gibi. Yine de böyle göründüğüne bakmayın, bayağı ağlıyor. Bugün daha iyi olmayı beklerdim. Bugün böyle olmasını beklemezdim. Bir gün off verdik, bugün niye böyleyim falan. Bir ağlama var yani. Şöyle bir... Yani bu adam bile ağlayabiliyor antrenmanlarda. Şey, normalde bu kadar yüksek volümlü yapmayız antrenmana da. İstediğimiz yoğunlukta çıkmadığı için biz de set ekliyoruz. Aynen. Peki zor hareketi görün. Bu kadar harekete gerek var mı ya? Bir bölge için. Niye abartıyorsunuz? Diyenlere ne diyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Ciddiysen senin kanalında bozmak istemiyorum çünkü. Yok, ciddi değil. Yoksa yapmazdım ki. Sana da söverdim. Aslında çok hareketi yok ki. Evet, düşününce. Barbell row, cable row. Üstü yapmadık. Bu arada inanmayabilirsin ama hani powerlifting odaklı dönemlerde ben buna yakın sırt hacmi yapıyordum. Bu arada inanmayabilirsin ama natürelim. İnanmayabilirsin. Şimdi size bir şey göstereceğim. Adamın koluna bakın. Kalfa bakın. Kola bak. Kalfa bak. Seni böyle görünce aklıma o yılan damar damar formla böyle çektiğin bir curl vardı. Of. Yarışma zamanı. Bundan bayağı küçüktün ama öyle bir form yurt dışında 15, bile az gördüm. 15 kilo daha az. Ya antrenmanda nasıl çıktı o form? Yarışma formu gibiydi abi. Çok iyi. Hani sanki gerçekten su falan atmışsın yani. Dönüp şey Twitch'te falan açıyoruz. Her yayında o videoyu açtırıyorlardı. Ben de keyifle açıyordum. Yılan form. O zamanlar insan şeyi diye düşünüyor. Bir kez öyle olunca bir daha normal olmak istemezsin diye ama çek takmıyor yani. Alışıyor. Ha. İnşallah ben de öyle olurum hocam. Şöyle bir şey, o zaman idmanlarını hatırlıyorum. Hiç keyifli geçmiyordu. Eyvallah, normal. Depolar boş. Gözlerinin feri gitmiş oğlum. Kollar yanıyor da gözlerin feri yok. Şimdi o. De gerçi gözlerim yanıyor ama akşam nöbete gideceğim için 3 saat sonra. Bir şey diyeyim mi? De. Çok az da olsa fark etti biliyor musun çalışma? Hiç yoktu, artık küçük. Benim hiç fark etmiyor çalışınca ama. Çalışmamışsındır bence. Yapacağım, seni kırmayıp yapacağım bence yani. Bence çalışmamışsındır. Aslında kalflarına hakaret ettiğimi duymadı Güray demin ama ben gizlice söylemiştim. Herhalde içine doğdu. Kalflarım küçük olduğunu zaten biliyorum ama kısalar biraz da o yüzden öyle duruyor. Sanki diyene bak. Oğlum bu ne lan, bana var geldi. Bu arada bir şey diyeceğim. Ağır yani size ağır gelen calf raise olabilecek en iyi ayak mobilitesi egzersizi, ayak bileği mobilitesi. Herkes soruyor ayak bileği mobilitesi. Yapıyorum gelişmiyor falan. Bunu böyle gerçekten sizi zorlayacak kilolarla böyle yaptığınızda. Bir de tam hareket mesafesini hani çalıştığınızda ekstra ayak bileği mobilitesi kazanımı sağlıyor. Instagram'da da paylaşmıştım da İngilizceydi. Hani bilmeyenler için Queen Henock da söylüyor bunu bayağı, doktor fizyoterapist. Pump oldu mu? Vallahi bir tık. Pump olsa da fark edilmiyor dışarıdan benim ama. Sonra bir mide yapar mıyız hocam?
Şey, sopa varsa çok iyi olur ya. Sopa çevirelim için. Üf. Ne diyorsun? İyi poz veremiyorum şu an. Bu maç çıkartmasan da olur ya. Evet, bu 2 haftalık diyet sonrası bu. Dayı, domlosu olan dayı formundan sonra. Biraz aşağı indirsen. Bu yani. Bakalım. Doktor Güray Aydın'la 4 hafta sonrası ne olacak? Nasıl olacak? Bunu böyle güzel bir before bakayım. Bir de pamplı yani. Kalk pamplı gerçi. Yine de 5 kilo vermişiz. Böyle bir antrenman yaptık arkadaşlar. Çekiş. Güray hocamla beraber. Hocam deyince benim de gülesim geliyor. Beytullah hep öyle diyor ya hocam falan. Bu da bir çekiş antrenmanıydı. İtiş vesaire. Diğerleri. İşte diyette neler yaptığıma dair. Çalışmalar. Onun dışında da bizden eğer ki böyle oturup üstüne bilimsel bir şekilde araştırmaları da ortaya koyarak konuşmamızı istediğiniz falan ya da genel sorularınız falan olursa aşağıya bırakın. Muhtemelen bir soru cevap videosu da yaparız. Beraber çok podcast bölümümüz de olacak hazır bir, aynı yerde yaşıyorken aynı evin içinde. Podcast konusu isteklerinizi de Instagram'dan, YouTube'dan her şekilde iletebilirsiniz. Evet yani hani böyle nasıl olunur falan gibi sorularınız da olursa her zaman bekliyoruz. Görüşmek üzere diyoruz ikimiz de size. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.